Öncelikle 2019'da yangında Gazipaşa Mektebi biliyorsunuz yanmış ve çok kötü bir hal almıştı. Bizleri de çok üzmüştü. O yanma döneminde şunu söylemiştik. Evet, orası yapılacak ve bizim namusumuz. Çünkü Cumhuriyet'in 100. yılında ve Cumhuriyet'in ilk temel taşlarından biriydi Gazipaşa. Bizim için çok değerli ve çok önemliydi Cumhuriyet için. Ve arkasından hemen hazırlıklara başladık. Beyçal Belediyesi olarak da bütün projelerini çizdirip, animasyonlarını hazırlatıp, vakıflardan izinlerini alıp ve gerekli evrakları projeleriyle beraber Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdik. Tabii ki bu pandemi dönemi girdiği için biraz uzun bir süreç aldı bölgeden çıkması, vakıflardan çıkması, kuruldan çıkması daha doğrusu. Bundan dolayı gecikti ama Sayın Milli Eğitim Bakanımız başta olmak üzere diğer yetkililer hızlı bir şekilde ödenekleri çıkardılar, ihalelerini yaptılar. Bugün gelmiş olduğumuz noktada üzerini yağmurdan, çamurdan, kardan etkilenmesin ve içeride çalışılması devam etsin. Ayrıca duvarlar da zarar görmesin diye üzerini kapattılar, güçlendirmelerini yapıyorlar çevresi üzerine beraber. İnşallah önümüzdeki yıl çalaya hizmet vermek için Gazipaşa Mektebimiz hizmete açılacak. Bundan dolayı da vermiş olduğumuz sözün arkasında durmanın mutluluğunu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Net olarak da bir şey yok ama bizim amacımız şu, orayı bir kültür evi, kültür merkezi gibi kullanmak. Onunla ilgili de gerekli girişimleri yaptık. İnşallah eğer belediye ya da kaymakamla tahsis edilirse kültür merkezi olarak da kullanacağız. Amacımız o. Oranın boş kalmasını istemiyoruz. Çünkü boş kaldığı zaman işte yangın gibi değişik etkenlerle harap olup gidiyor. Geriliyorsun. Geril bu sefer kapı ağrısı başlıyor. Çünkü burunları alamıyor. Devam edecek. Boğaz kuruyor.